kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoyla daha birlikteyiz. Aslında asırlar sonunda birlikteyiz. Bundan önce bir vlog yayınlamıştım. Siz onu izlediniz. Ama ben vlog dışında neredeyse herhalde bir asırdır falan video çekmiyorum. Ya da öyle hissediyorum. Bazı yayına giren videolar oldu. Onlar daha çok önceden çekilmiş videolardı. Onları artık videodan saymıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan size dedim ki bana sorularınız var mı? Bir soru cevap videosu yapmak istiyorum. Eğer şimdiye kadar beni Instagram'da takip almadıysanız linkini şuraya bırakıyorum. Ya da ismini bırakıyorum. Oraya tıklayarak beni Instagram'da takip edebilirsiniz. Gerçekten en yoğun olarak kullandığım sosyal medya hesabı Instagram. Diğerlerini de merak ederseniz onları da açıklamalar bölümünde linklerini bulabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmayalım çünkü çok fazla soru var. Ve soruların çoğu da ben nerelere gittim, nerelerdeydim, neden video yoktu bunların cevaplarını da içerdiği için. Direkt sorulardan başlayayım. Blog magazin sormuş. Master'ını bitirdin. Şimdi hayatın akademik olarak mı yoksa özel sektörde mi devam edeceksin? Nasıl bir yol çizdin kendine? Kocaman öpüyorum. Ben de seni öpüyorum canım. Evet, master'ım bitti. Zaten şu anda bu videoyu çekebiliyor olmamın sebebi yüksek lisansımın artık sonunda bitmiş olması. İliğimi, kemiğimi, canımı sömürdü. Evet, eminim orada tez yazanlarınız ya da daha önce tez yazmış olanlarınız varsa ne demek istediğim çok iyi anlıyordur. Akademik olarak şu anda bir kariyer düşünmüyorum. Yani akademik olarak ilerlemeyi düşünmüyorum. Özel sektöre de gitmeyi düşünmüyorum. Kendi işimi kurmaya karar verdim. Sümeyye Şirinova, Azerbaycan'dan büyük ihtimalle. Sümeyye Şirinova sormuş. İlk önce seni çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Sorum, nerede okuyorsun? Okulum bitti benim. Ben Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiydim. Artık bir yüksek mühendis oldum. O yüzden artık okumuyorum. Yağmur Türkmenoğlu sormuş. Dörtlümek ürünlerini kullanıyor musun? Kullanıyorsan memnun musun yoksa değil misin? Soru cevap videonu açıklarsan çok mutlu olurum. Öptüm yanaklarından kocaman demiş. Ben de seni öptüm canım. Dörtlümek ürünlerini kullanıyorum ama hepsini değil. Ben Dörtlümek'in en çok peelingini başarılı buldum. Ama onu da sürekli kullanamıyorum. Cildim benim kuru ya da yazları normal olduğu için benim cildimi aşırı kuruttuğunu fark ettim. Ama normal ya da karma ya da yağlı cildiniz varsa bence o peelingi çok seveceğiniz peelinglerden bir tanesi. Onun aydınlatıcı maskesi var. Ondan çok memnunum. Yani anında cildinize aydınlık bir görüntü kazandırmak istiyorsanız o açıdan çok başarılı. Nem maskesini de denedim. Çok güçlü bir nem maskesi değil ama bende hiçbir iritasyona sebep olmaksızın cildime gerekli olan nemi veriyordu. Merve sormuş, soyadımı söyleyemiyorum canım. Favori makyaj paletin nedir? Eğer gelin olacak olsam hangi paleti kullanırdın? Hangi tonlarla makyaj yapardın? Benim favori paletim hiçbiriniz için sürpriz değil, bunu milyon kez söylemişimdir. Urban Decay'in Naked paleti. Bir kez söyledim. Urban Decay'in Naked paleti. Gelin olsam yine bunu kullanırdım herhalde. Tek bir palet seçme hakkım olsa bu paleti kullanırdım. Çünkü benim gerçekten kullanmaktan en çok hoşlandığım renkler bunun içerisinde var. Hani doğal tonlarda bir makyaj yapardım gelin olsam da. Bittikçe aldığım makyaj malzemesi veya makyaj malzemelerim var mı? Bunlar neler? Bugün bitse alırım dediğim makyaj malzemelerim var. Ama daha henüz bitmedikleri için onları alamıyorum. Ama daha çok herhalde fondöten ve kapatıcı daha hızlı bittiği için onları da tekrar tekrar almam gerekebiliyor. Ve maskaralarım var tabii ki de. Hani bittiği anda direkt koşa koşa aldım. Hatta yedek duran maskaralarım var. Bunlardan bir tanesi Avon'un Spectre Lash maskarası. Diğeri Benefit Air Real. Öbürü ise son zamanların yani son bir ayın favorisi ama bugün bize bir yolunu bulup hemen gidip satın alacağım. Too Faced'in Better Than Sex maskarası. Onların ikisini, yani bu üçünü çok seviyorum maskara olarak. Bu ürünsüz yaşayamam dediğim makyajda en önemli, senin için olmazsa olmaz adım nedir demiş. Herhalde makyaj yapmam gerekse, sadece bir şeyi seçmem gerekse büyük ihtimalle maskara sürer çıkardım ben. Hangi ülkeye turist olarak gitmek istersin ve hangi ülke veya şehirde yaşamak isterdin? Turist olarak görmek istediğim çoğu ülkeyi gezdim ama gezemediğim, hala içimde kalan İskoçya ve İrlanda var. Orada gezmeyi, gitmeyi, görmeyi çok istiyorum gerçekten. Ama
bir yerde yaşamak için Türkiye dışında bir ülke seçecek olsam kesinlikle Amerika olurdu ve bu da Kaliforniya civarları olurdu. Ben çok soğuk sevmem. Sürekli yazın ve baharın olduğu yerler benim için daha ideal. Büyük ihtimalle Amerika'ya giderdim. Hayatının gözaltı kapatıcısı hangisi? İnşallah düzenine girer videolar Ayşe'cim. Seni izlemeyi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Umarım, yani diliyorum, bir aksilik çıkmaz. Videolar eski düzenine geri döner. Haftada 3 video yayınlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım çünkü. Sizi çok beklettim. Beni sabırla beklediniz. Ben de sizinle artık daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Hayatımın gözaltı kapatıcısı diyeceğim bir ürünün aslında daha tam olarak karşılaşmadım. Hani %100 istediğim her şeyi bana veren bir kapatıcım yok. Hani o olmasa yaşayamam dediğim bir kapatıcım yok. Ama bu aralar çok severek kullandım. İki kapatıcım var. Bunlardan bir tanesi Maybelline Fit Me. Diğeri de MAC Pro Longwear Concealer. MAC Pro Longwear'ı özel bir gün ya da davet söz konusuysa, hani kusursuz bir makyaj yapmak istiyorsam kullanıyorum. Maybelline Fit Me ile Rimmel London Make Me Up'ı da günlük olarak makyajın yüzümde ne kadar kalacağına göre ayarlayarak kullanıyorum. Eğer 2-3 saatlik bir makyaj yapacaksam Rimmel London Make Me Up kullanıyorum. Ama bütün gün yüzümde kalmasını istiyorsam Maybelline Fit Me kullanıyorum. Filiz sormuş, hayalindeki erkek nasıl bir tip olurdu veya kimin gibi, yani ünlü, yani hangi ünlü gibi demiş. Güzel demiş, ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani şu ünlü diyemem. Kitap karakterlerinden daha rahat söyleyebilirim herhalde ama hani şu ünlü gibi olsun diyemem. Ben de bekliyorum. Adam gibi adam olsun, düzgün olsun, hayattan ne istediğini bilsin. Saygılı olsun, dürüst olsun. Farklı da bir şey istediğimi zannetmiyorum. Gökçeayan Balcı sormuş. Zayıflamak için kendince yaptığın yöntemler var mı? Farklı bir soru olsun dedim. Ben diyet yapamıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle hayatım boyunca diyet yapmadım. Bugün diyete başlasam akşam 3 kilo almış olarak çıkarım. Çünkü ben diyete giriyorum dediğim anda vücut böyle Allah yemek gelmiyor. Her şeye saldırı moduna geçiyor. Ben boğazıma aşırı düşkünüm. Diyet yapamam. Ama kilo vermem gerekirse, ki kiloyla pek bir problemim olmadı hayatım boyunca. Ama eğer illa bir şeyleri düzeye koyup 1-2 kilo vermem gerekirse direkt hayatımdan abur cuburu çıkarıyorum. Düzenli beslenmeye başlıyorum ve böylece anında benim vücudum kilo vermeye başlıyor. Ama ben dünyada oburun önde gideniyim. Aklıma bir yemek düştüyse anında yemek zorundayım. Bunun kaç kalori ya da ne olduğu umurumda olmuyor. Genellikle direkt yiyip ben o midemdeyken huzurluyum. Hande'sin ya da Hande bilmiyorum. Tam isimlerinizi bana yazarsanız sevinirim. Tez dönemi stresini nasıl atlattın? Canım ders çalışmak istemeyince kendini nasıl motive ettin? Derse nasıl tekrar geri döndün? Tez deyince konuşamıyorum bile. Dilim damağım tutuluyor. Tez dönemi stresini atlatamadım. Yani bütün stres bedenimden çıktı diyebilirim. Yani yüzüm, cildim bozuldu, kilo verdim, yeme içme, uyuma alışkanlıklarım bozuldu. Her şey dengesini kaybetti diyebilirim. Ama ders çalışmaya kendimi nasıl motive ettim? Valla ya çalışacaktım ya okul uzayacaktı. Aynen bu mantıkla. Başına oturduğumda asla kalkmadım. Yani artık ölüp gözlerimden kana kana kadar diyeyim artık. Abartayım biraz. Hani canım çıkana kadar bilgisayarın başından kalkmadım. Çünkü kalkarsam bir daha oturmayacağımı çok iyi biliyordum. Yani iyi bir örnek değilim o açıdan. Ama hani çalışmam gerektiği halde çalışmadığım zamanlarda Ayşe bunun bu kadar stresini çektin. Daha fazla uzatma. Ve otur başına deyip kendi kendime hani dürtükleme yöntemiyle, bak bitecek az kaldı, bittikten sonra kendine şu tatile hediye edersin ya da şunu yaparsın gibilerinden konuştum. Ama sorun o dediklerimin hangisini yaptım? Sadece bir alışverişe gittim. O kadar. Sensiz olmaz sormuş. Pelin geldiği zaman birlikte video çeker misiniz demiş. Bir daha soru sormuş. Bir de bana kirpikler konusunda bir öneri yapabilir misin? Uzatmak istiyorum. Bir sürü yağ denedim. Hiç uzama olmadı. Gerisinde hayır, tam bir hayal kırıklığı. Uzun olsunlar istiyorum demişsin. Pelin geldi ama Pelin'le şu anda biz ayrı şehirlerde yaşıyoruz. Pelin bana geldiğinde biz yeniden video çekeceğiz. Bunu listemize ekledik zaten. Kirpiklerle ilgili benim bir tarifim var. Açıklamalar bölümüne bırakayım istersen. Onu dene. Yok o da işe yaramadı dersen. Benim severek kullandığım Mossos Garden'ın kaş ve kirpik jeli var.
serumu var, jel değil. Bir yağ karışımı. Bende minik minik kirpikler çıkarıyor ve gerçekten de uzatıyor. Bir denemek istersen buna bir şans ver derim. İlk MAC ürünün neydi diye sormuşsunuz bana. Benim ilk MAC ürünüm Ruby Woo adlı rujdu. Evet. MAC'in Ruby Woo adlı rujuydu. Zaten bu büyük ihtimalle hiçbirinizi şaşırtmıyor. Ben kırmızı ruj hastasıyım. Koyu renk ruj hastasıyım. Ve MAC'ten ilk gidip aldığım ürün de MAC'in Ruby Woo'su olmuştu. En vazgeçemediğin, kendini gördüğün roman karakteri kim? İyi soruymuş. Tebrik ediyorum seni. Seda Nur sormuş bunu. Valla benim kendimle dönem dönem özleştirdiğim çok fazla karakter var. Ama kitap karakteri demeyeyim, kendimle özleştirdiğim kitaplar diyeyim. Yani kendimi içinde çok fazla bulduğum. Özellikle son bir yıl içerisinde okuduğum kitaplardan söylemem gerekirse Küp Mantolu Madonna. O kitap zaten bana kesinlikle okumalısın diye biri tarafından hediye edilmişti. Bana seni anlattı bu kitap diye. Gerçekten kitabın satırları içerisinde kendimle ilgili çok fazla şey buldum. Fi ve Chi kitapları, Pi'yi bildiğiniz sabırsızlıkla bekliyorum. Çok güzel kitaplardı. Yani son dönemde gerçekten okuduğum en iyi romanlardan biriydi. Kesinlikle okumadıysanız Fi ve Chi'yi bir an önce okuyun ki Pi'ye yetişebilin diyorum. Rabia sormuş, en sevdiğin kitap ne Ayşe abla demiş. Ben bunu defalarca söyledim. Benim hayatımda en önemli yeri olan, bugünkü düşünce sistemimde çok büyük etkenleri olan Sophie'nin Dünyası ve Mavi Tüy adlı kitaplardır. O kitabı, iki kitabın bende yeri gerçekten çok çok ayrıdır. Eğer okumadıysanız bir okuyun, şans verin derim. Rabia seni sormuş, ilk videonu çekerken tereddüt ettin mi? Böyle bir fan kitlesine erişmeyi planlıyor muydun? Hayır, hiçbir şekilde planlamıyordum. Sizden bu karşılıksız gördüğüm sevgi beni her zaman şaşırtıyor. Ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İlk videomu çekerken tereddüt ettim mi? Hayır, ben bunu çekmeye karar verdim. Çektim ve yükledik. Hani ne olur ne gider diye düşünmedim. Çünkü açıkçası kimsenin beni izleyeceğini düşünmüyordum. Ama sizler beni izlediniz. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. İyi ki birlikteyiz diyorum. Nihan İrem sormuş. Pelin ablayla video çekmek ister miydin? Pelin ablayla zaten video çekmek istiyorum. Pelin benim kardeşim zaten, bilmeyenleriniz varsa. Hiç problem değil. Onunla sabahtan akşama kadar video çekebilirim. Ama artık aynı evde yaşamadığımız için video çekmek problem oluyor. Pelin'le alışverişim bu kadar fazla izlendiğini görünce şaşırıyor musun? Aslında hiç şaşırmıyorum. Çünkü o videoda alışverişten daha çok Pelin'in o videoda beni nasıl sabote ettiği ya da bizim Pelin'le olan diyalogumuz için tekrar tekrar izlendiğini düşünüyorum. O nedenle biz ikimiz yan yana gelince sitcom gibi bir şey olduğumuz için o videonun o kadar çok izlenmiş olması beni açıkçası şaşırtmıyor. Bugünün soru cevap videosu bu şekildeydi. Herhalde bu bayağı uzun bir video olacak gibi gözüküyor. Umarım mümkün olduğunca kısaltabilirim. Bir dahaki soru cevap videosunda size soru sormak istiyorsanız beni sosyal medya hesaplarımdan takip almayı unutmayın. Linkleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Daha fazla videoda birlikte olabilmeniz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tanrıçayı şımartmayı unutmayın. Hoşçakalın.